Sporla programından herkese merhabalar. Master Atlet, antrenör Özkan Yüksel Dizler'le birlikte. Ben 1971 Bursa Mustafa Kemal Paşa doğumluyum. Her ne kadar Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Bursa'da doğmuş olsam da çocukluğum, gençlik yıllarım yani ilkokul, ortaokul, lise yıllarım, eğitim yıllarım hep Karamüsel'de geçti. Üniversite aracılığıyla İstanbul'la tanışmış oldum. İstanbul Üniversitesi İktisat mezunuyum. Yaklaşık 20 yıllık bankacılık geçmişim var. Aslında koşuya 2013'te başladım ama olayın antrenör boyutu 2017'de başladı. Özellikle uzun mesaj mesafe sporunda, daha doğrusu dayanıklılık sporlarında bir takım hani aerobik kapasite dediğimiz yani aerobik altyapı dediğimiz yani o işi bol bol yapma işte yüksek rakımlı yerde yaşamak örneği gibi işte ya da bolca hareket edip koşmak gibi bu tip şeylerin e, geçmişte yapılması gelecekte özellikle uzun mesafe branşında avantaj sağlayabiliyor. Yarı maraton ve maraton olarak adlandırdığımız yani yarı maraton 21 kilometre hatta tam olarak 21.097 metredir 21.097. E maratonda 42.195 metredir. Genelde bu mesafelerde yarışıyorum. Ve major maraton olarak adlandırılan yani platin seviyesinde Boston Maratonu'nda yarıştım. Üçüncü olmuştum ben. Kürsü yapmıştım. Berlin Maratonu ki yani Türkiye rekoru olarak işlenmiş durumda şu anda. Mutlaka bence bir Efor EKG testinden geçmeli mesela sporcu adayı. Mutlaka kan testi yaptırmalı ve kesinlikle çok hızlı başlamasınlar bir şeye. Uzun mesafelerle çok hızlı tempolarla Fakat belli bir adaptasyon süreci söz konusu gerekiyor. Bir şekilde hareket içinde kalmalarını tavsiye ediyorum sağlıklı başım için. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Programından herkese merhabalar. Bugün stüdyolarımızda değerli bir atletimiz var. Kendisi master atlet, antrenör Özkan Yüksel bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Özkan Bey stüdyolarımıza. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim öncelikle beni arladığınız için. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi geldin. Spor çok önemli. Gençlerimize sporla ilgili bilgiler verelim istiyoruz. Artık Hı -hı. gençler spor unuttu. Masa başındalar, bilgisayar başındalar, Hı -hı. tablet, televizyon. Derken yani spora yönlendirmemiz, özendirmemiz lazım. Gençlerimize o yüzden bir sporla programına çok değer veriyoruz. Hı -hı. Kesinlikle. O yüzden e, sizler çok değerlisiniz bizler için. Çok Gençlerimize teşekkür örnek oluyorsunuz çünkü. E, Özkan Bey, kısaca sizi tanıyabilir miyiz? E, ben e, 1971 e, Bursa Mustafa Kemalpaşa doğumluyum. E, her ne kadar Mustafa Kemal Paşa ilçesinde Bursa'da doğmuş olsam da e, çocukluğum, gençlik yıllarım yani ilkokul, ortaokul, lise yıllarım, eğitim yıllarım hep Karamüsel'de geçti. Kocaeli Karamüsel ilçesinde evet, geçti. Kocaeli Karamüsel. Evet, evet, aynen. E, üniversite e, ...aracılığıyla İstanbul'la tanışmış oldum. İstanbul Üniversitesi İktisat mezunuyum. Aslında eski bir yine konu gelecek ama... ...hani şimdiden bahsedeyim. Eski bir beyaz yakalıyım. Yaklaşık 20 yıllık... ...bankacılık geçmişim var. Son 5 yıldır... ...yani 2017'den beri de... ...atletizme gönül vermiş durumdayım. Aslında koşuya 2013'te başladım ama... ...olayın antrenör boyutu 2017'de başladı. Çok seviyorum çünkü koşuyu ve atletizmi. Ve çevremden hep... ...hem kendi araştırmayı da seven bir insanım. Okuyup etmeyi, incelemeyi, çevremden de bu konuda çok olumlu destekleyici görüşler söz konusu olunca antrenör şapkasını da takmaya başladım. Yani aslında iki bir koltukta iki karpuz diyelim. Yani hem burası çok ilginç değil mi? Yani normalde insanlar hani spor yapılmaya işte lise yıllarında o ilkokullarında evet, başlarlar evet. ve devam ederler Hı -hı. ama siz arada bankacılık gibi evet. bambaşka bir meslek evet, grubu evet, aslında evet. iktisatçısınız. Evet, ve sonra. ciddi bir yılda çalışmışsınız. Kaç evet, yıldır? 20 yıl civarı. 20 yıl yani. Toplam bankacılık evet. 2 iki, iki farklı bankada. Orada. <laughs> 20 yıl bankacılık servetiniz var arada. Ondan <laughs> evet. sonra antrenörlük Genellikle, başlıyor. Genellikle yani, bir yaşımı göstermedi. Öğrenir. Evet evet yok kesinlikle Hı. 20 yıl bankacılık varsa yani şu an ciddi Ki bir yaş. Yıpratıcı bir meslek bankacılık. Kesinlikle bir en zor meslek bu. E, 2016'da işte bankadan ayrılmamla birlikte e, çalıştığım kurum yabancı bir bankaydı. E, Uluslararası global network'ten çıkış kararlılıktan sonra e, hepimize yeni bir kariyer e, yeri, fırsat arama e, olanakları ve koşulları doğdu. Ben de e, tercihimi hem bu sporu sevdiğim için, Kendimi geliştirmeye karar verdim ve 2017'de Atletizm Federasyonu tarafından açılan e, kurslara ilk kaydımı yaptım. Oradan eğitimimi aldım, sınavları geçtim. E, şu artı bir kademe daha atladım. Şu anda yani ikinci kademe e, Atletizm sertifikalı e, antrenörüyüm Türkiye Atletizm Federasyonu kayıtlarına göre. Harika o zaman bu çok güzel bir örnek ben bunu Özkan Bey vurgulamak istiyorum izninizle. Şimdi öğrenciler bazen diyorlar ki işte bunun için çok geç kaldım işte bunun için yaşım geçti hı hı hı. çünkü spor için herkes diyor ki işte 6-7 yaşında işte ilkokulda mutlaka tanışmalısın ki o sporda uzmanlaşmalısın hı hı hı. böyle bir kalıp yargı var gençlerde. Hı hı hı. Ha ben onu zaten yapmamıştım, ilgilenmemiştim hı hı. Hı hı. ve onu hepten bırakıyorlar. Evet. Ama şimdi siz bu anlamda çok farklı bir örneksiniz. Yani evet. illa çocukken ben bu alanda uzmanlaştım hı hı. demeye gerek yok o zaman. Aynen. aynen. İnsan bazen yani bazı tabii yani ülkemiz koşullarında özellikle spor alanında özellikle bazı yetenekler maalesef geç keşfediliyor ya da yeterince ilgi görmediğini düşünüyorum. Ben Tabii geçmişte spor yaşantım şöyle var, futbol. Klasik bir birçoğumuzun, Türk evet, gencinin olduğu gibi, ya. Türk erkeklerinin e, e, tedrisatından geçtiği futbol e, şeyi var. Ben biraz da e, şanslı bir coğrafyada doğdum. Şöyle ki, e, daha doğrusu yaşadığım karamüsel, şu açıdan değerlendireyim. Şimdi bugün örneğin bir e, Afrika kökenli bir atlete, örneğin bir Kenyal atlete e, sorduğunuzda, atletizme nasıl başladınız ya da atletizmi geçmişinizi anlatır mısınız dediğinizde, e, mutlaka şu cümleyle başlarlar. Ben küçük bir çocukken okula koşarak giderdim. Ben küçük bir çocukken annem beni işte markete yolladığında koşarak gidip gelirdim. Köyümüzden yaklaşık işte 5-6 kilometre gider gelirdim diye. Böyle bir hikaye başlar. Aslında bu anlamda e, koşu aynı zamanda kültürle de alakalı bir şey. Yaşam sal, e, yani yaşamın döndüğü e, yaşanılan bölge ve coğrafyayla da ilgili bir şey. E, benim şöyle bağlantı kurayım ben. E, Karamüsel küçük bir yer ve e, biz e, hani şimdiki çocuklara göre çok şanslıydık. Sabah yani kahvaltıdan sonra 9'da çıkar, akşam hani klasik ezan okunduğunda evet. eve dönerdik ve hakikaten e, yani, hep koşarak oynardık. Yani her şeyimiz koşaraktı. Belki bunun e, ben faydasını gördüm. Yani, çünkü e, bu altyapı, bu kültürle yaşamak e, özellikle uzun mesafede çok önemli. İşte Afrikalı örneğinde verdiğim gibi e, hatta o derece ben e, oynardım, daha koşardım ki, Rahmetli annemin e, geceleri işte gecenin ikisinde üçünde e, ayaklarını kolonyayla ovaladığını hatırlıyorum. Ağrıdan uyuyamadığımı hatırlıyorum. O derece. derece. O derece. <laughs> Kuşun içindeydim ben. E, mutlaka bunların bir faydası olmuştur Kesinlikle diye düşünüyorum. Olmuştur. Yani çünkü e, özellikle uzun mesafe sporunda, daha doğrusu sporlarında e, bir takım hani aerobik kapasite dediğimiz, yani aerobik altyapı dediğimiz yani e, o işi bol bol yapma işte yüksek rakımlı yerde yaşamak örneği gibi işte ya da e, bolca hareket edip koşmak gibi bu tip şeylerin e, geçmişte yapılması gelecekte özellikle uzun mesafe branşında avantaj sağlayabiliyor. Evet çok güzel gerçekten Hı. atletizmle e, nasıl başladığınız sorusu hakikaten çok enteresan çok keyifli bir süreç aslında. A aslında evet o, tamamen sağlıkla ilgili başladı aslında onu da isterseniz bahsedeyim. Evet lütfen. E, e, işte çalışmış olduğum kurumsal bankacılık, kurumsal hayatımda, iş hayatımda düzenli olarak şey yapıyordum. Check-up'a gidiyordum işte. Belli bir program dahilinde her sene. İşte Kasım, Aralık aylarında. Tabii üst üste hep aynı doktorumuz denk geliyordu. Bir hastaneden, özel bir hastaneden. E, artık kendisiyle eşli dışlı olduk tabii. Devamlı kontrollerimi ve tahlillerimi, tetkiklerimi incelediği için. E, en sonunda dedi ki, Özkan Bey de çok güzel. Hani sağlığınızı önemsiyorsunuz. Hani kontrollerinizi yapıyorsunuz. Ama yani hiçbir değişim yok. Yani karaciğer yağlanmanız fena işte kolesterolünüz kötü. Bu arada 83 kiloyum o arada. Oo hiç şu inanamıyorum an. <laughs> şu anki halinizi görünce. Ki bundan daha da zayıf halim var bu arada. Şu anda mesela e, yaklaşık 65 kilo civarım. Yani 59 kiloyu görmüşlüğüm var. Allah Allah. 2018'de falan. Ve Tanıtı. siz 80'lerden indiniz buralara. Evet tabi, evet. evet. Yani böyle ki belki paylaşım imkanı olur. Hani bir klasik o before after fotoğraflarım çokça vardır şeyde. E, hmm. Instagram'da, sosyal medyada. E, dedi ki yani bir şey yapman lazım. Bir şey yapmanız lazım. Yani... Yoksa dedi bu gidişle yani 5-6 yıl sonra elinizde kolesterol haplarıyla dolaşacaksınız. Yani ilaçlarla dolaşacaksınız. İlaç sorbalarıyla dolaşacaksınız. Yani bir aksiyon almanız lazım. Dedi ve bana o an bir aydınlanma geldi. İşte ilk klasik birçoğumuzun yaptığı gibi şu anda spor salonuna yazıldım. İlk böyle başladım. Daha halen koşu hayatımda yok. İşte koşu bandında spor salonunda alışsınırken biraz koşmayı sevdim. Tabii çocukluğum belki hatırladı kas hafızası diyelim buna. Sonra beni bir zaman sonra o spor sonundaki koşu bandı tatmin etmemeye başladı. Açık havada, oksijenli, bol ortamda, ormanda koşmanın, parklarda koşmanın, sahilde, sabahın altısında, beşinde koşmanın zevkine ve tadına vardım. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Sonra e, ilk hatta bir arkadaşımın teşvikiyle bana hep böyle madalyalarını gösterdi. E, Kulakları çınlasın, izliyorsa ona da selamlarımı gönderiyorum. Barış diye bir arkadaşım böyle Avrasya Maratonu, halk yürüyüşü mar şeylerini gösterdi bana, e, madalyalarını. O beni teşvik etti. Dedim ben bir katılayım bu halk yürüyüşüne. Sonra başka bir arkadaşım dedi ki Özkan Bey'de 10 kilometrelik bir yarış var. Hem böyle çipli yani zamanınız ölçülüyor, dereceniz belli oluyor yani böyle süreniz tutuluyor falan. O daha motive edici diye. O şekilde başladım ve ilk 10K 2013'te 10K diyoruz burada. Biz kilometreyi kısaltıyoruz binleri. 10 bin metre diyeyim. 49-30 gibi yani 50 dakika altı mesela ya da hatta 1 saat altı koşuya başlayan için 10 bin metrede bir prestij basamağıdır. Yani hmm. yani yeni başlayıp e, 10 bin e, metre 50, işte 50 dakikanın veya işte bir saatin altında koşanlara biraz şey gözüyle bakılır. Yani ha, geleceği var bu arkadaşımızın hani gözüyle bakılır. Yetenekli gözüyle bakılır. Ben de aynı soruyu kendi kendime dedim. Galiba ben yetenekliyim herhalde. Yani Harika, biraz buna yatkınlığım var. <laughs> Sonra üzerine koya 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 işte biraz daha araştırarak araştırmayı e, seven bir insanım. incelemeyi seven bir insanım. Bilime inanan bir insanım. Yani e, Hiçbir zaman e, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmedim. Hep e, bilim ne diye ona inandım. Onu inceledim, onu araştırdım. Yabancı dili biliyor olmamın da bir avantajı oldu. İngilizce biliyor olmamın. Çünkü Türkçe'de maalesef ki ne yazık ki birçok bilgi kopyala yapıştır bilgiler ve evet. tekrarlayan bilgiler. Çok fazla kaynağa, çok fazla e, bilgiye ulaşma şansım oldu. O sayede kendimi geliştirdim. Sonra bir süre sonra kendimi geliştirmeye devam ettikçe çevremdekileri de geliştirmeye devam ettim. Zaten antrenörlük de böyle başladı. Hani... E, bundan fayda aldığımı ve kendimce başarılı olduğumu gördükçe çevremden gelen de olumlu eleştirilerle antrenörlük kariyerine de devam etmiş oldum. Yani koşuya başlangıç hikayem aslında tamamen bir kilo verme sevdasıyla başladı ve buralara geldi. Yani müthiş yani gerçekten ben kilo vermek isteyip yani diyetisyen olanı gördüm. hani ee, farklı mesleklere gidenleri gördüm ama e, gerçekten atletizme başlayıp ve bu yolda yürüyene <laughs> ilk devam görüyorum. <laughs> evet, evet. Müthiş. Gerçekten tam bir başarı hikayesi Teşekkür aslında ederim. baktığımızda. Umarız gençlere bu başarı öykünüz bir e, motivasyon kaynağı olur. Umarım, umarım. Çok önemli çünkü bu. Peki ağırlıklı olarak hangi mesafelerde yarışıyorsunuz? Eee ağırlık olarak e yarı maraton ve maraton olarak adlandırdığımız yani yarı maraton 21 kilometre hatta tam olarak 21.097 metredir. E, 21.097. 21.097 e, Maratonda 42.195 metredir. E, genelde bu mesafelerde yarışıyorum. Çok ender. 10 kilometre yarışlarına da katılıyorum. Ama e, beni yakından tanıyanlar bilir. Dürüst ifade etmek gerekirse 10.000 metre yarışlarını pek sevmiyorum. Sevmem nedeni. Çünkü çok sert yarışlar. Çok stresli yarışlar. E, çünkü mesafe kısa, süre kısa. Yani ee, düşünmek için çok fazla zamanınız yok, strateji belirlemek için çok zamanınız yok o nedenle böyle O stresi sevmiyorum herhalde, çok enteresan aslında hani Şimdi Bir açıdan sanki böyle konfor alanının dışına çıkmayı sevmeyen birisi gibi gözüküyorum aslında bu düşüncemle ama Ama 42 kilometre gibi çok yani büyük bir meydan okumanın içinde yani evet. Var olabiliyorum bilmiyorum herhalde Şeyle alakalı biraz yani dediğim gibi şeyi sevmiyorum yani 10.000 brush'ım o nedenle sevmiyorum pek ama yarışıyorum koşuyorum Ama tercihim genelde yarı maraton ve maraton oluyor Evet çok güzel. Peki ben de aklım bir de Özkan Bey şu geldi. Yani siz 20 yıldır olan bir beyaz yakalı mesleğinizi bıraktınız ve çok güzel evet farklı bir spora yöneldiniz. Ama bu durumda ailenizin tepkisi nasıl oldu ya da etraftaki arkadaşlarınızın? E, açıkçası çok e, olumsuz tepki aldım söylenemez. Hatta tam tersi destekleyici yönde çok tepki aldım. Çünkü daha sağlıklı bir insan haline geldiğimi gördüm ve onlar da gördüler. E, hatta hani derler ya böyle e, Sinirleri alınmış diye. Ben aslında dürüst ifade edeyim. Yani iş yaşantımda biraz böyle bazen çekilmez bir insandım. E, Bunu sametle söylüyorum. Zaman, 20 yıllık bir bankacı. <laughs> Özellikle iş hayatında tabi insanlar değil ama olamazsın. iş hayatında benimle geçinmek çok kolay değildi. Yani e, dürüstçe söylemem lazım. Evet. hani Zor bir insanım çalışma hayatında. Öyleydim. E, biraz stizliğim, biraz, sizdim, biraz e, bazen e, böyle parlamalarım oluyordu. E, kız, kızgınlıklarım oluyordu ama koşudan sonra e, o böyle Endorfin herhalde salgılanmak vücutta e, şey yaptı böyle. Hani beni biraz daha böyle hani dimirse pamuk gibi insan haline getirir. Daha güzel. az sinirlendiğimi. Mutlaka tabii ki hepimizin olduğu gibi yükselmelerimiz, alçalmalarımız oluyor ama hani bundan 10 yıl öncesini düşündüğümde iki özkan arasında ciddi bir fark olduğunu söyleyebilirim. Harika gerçekten. Sizin yaşantınızda çok büyük etkisi olmuş. Hem yani sadece kilo değil dediğiniz Hı. gibi e, manevi yönden de değil Hı, mi? Mutlaka kesinlikle. Yani çok farklı bir. Yani mesela ben sabahın beşinde e, yani sadece o kuş cıvıltıları içinde, örneğin Belgrad Ormanı'na gidiyoruz bazen. Yani o kuş cıvıltıları içinde koşmanın zevkini, keyfini korkaya tarif edemem yani. Evet şu an bankacılar... İnanmaz. Terapi, terapi gibi yani. Bankacılar sizi kıskanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki siz daha sonra bankadaki arkadaşlarınızı ziyarete gidiyorsunuzdur hala onlar bankada. Bazen karşılaşıyoruz evet, evet sosyal medyada olsun şey olsun. Tabii şaşırıyorlar bazıları hani değişimi gördükçe özellikle. Hani hani sen neydin ne oldun hani şeklinde hem fiziksel değişim hem evet. hani kişisel değişim yani... E, Art, artı atletizm camiasında da çok tanınan bir insan dedim. Yani bundan işte 9 sene önce yani koşuya başladığımda yani birçok insan adımı bilmiyordum maalesef. Ee, çok doğal bu da. Ee, şu anda hani bunu bir övünç olarak söylemiyorum ama gerçekten gerçek bu. E, ee, hani koşu özellikle camiasında Özkan Yüksel cümlesi geçtiğinde birçok insanın çok ciddi sempatisi ve saygısını görüyorum. Birçok gerek yarışlarda gerek sosyal medyada hani bu çok keyifli bir şey. Bu bir yarışa gittiğimde inanın hani kendimi böyle bir e, popstar gibi hissediyorum <laughs> sağ olsunlar. Çok güzel. Hep, herkese bütün e, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum buradan. E, sağ olun. E, gerçekten benim motivasyonumu ve e, e, buradaki başarılarımı yani şimdiye kadar etmiş olduğum başarıların e, önemli kaynaklarından biri de sizlersiniz. E, teşekkür, ederim. E, evet, teşekkür ederim. Çok değerli gerçekten. Peki Özkan Yüksel'in başarıları nelerdir? Neler kattı hayatınızda? Nereden nereye geldiniz? Biraz sizi tanımayanlar için de o bilgileri Hı -hı. verelim istiyorum. Evet, e, sportif başarı olarak e, bahsedersek eğer ben benim gibi çok geç başlayıp e, yani aslında koşuya yani koşu hayatını hatta öyle ki e, buna inanmayan e, örnek yani inanmayan e, arkadaşlarımızın örnekleriyle dolu. E, örneğin yani bir arkadaşımız aktarmıştı bana kendisine e, bu Özkan Yüksel kimdir? Hani e, nasıl koşuyor böyle bu arkadaşımız hani. E, geçmişi var mı diye sorulduğunda arkadaşlarımız yok hayır atletizm geçmişi yok dediğinde yani inanmayan insanların olduğunu duyduk. Yani yok ya yalan söylüyorsa kandırmıştır kesin sizi <laughs> yani kesin atletizm yapmıştır diye yani, mümkün değil bunları yapabilmesi, koşabilmesi diye. Banamse bir e, güzel bir e, gelişim oldu. E, birçok e, yani açıdan e, güzel bir rol model oldum ben birçok arkadaşımıza. Hani e, hep ben şunu dedim hatta birçok arkadaşımıza. Hani ben yapabildiysem sizler de yapabilirsiniz. E, şeklinde bir e, görüşle kendilerini destekledim. E, sportif anlamda başarılardan bahsedersek birkaç e, noktayı vurmak, uygulamakta fayda var. E, bazı yurt dışı yarışlarda bulundum. Özellikle majör maratonu adlandırılan yani platin seviyesinde dünyanın sayılı maratonlarından örneğin Boston maratonunda yarıştım. E, Amerika'da. Amerika'da. evet Hı -hı. Ve çok eski ve çok köklü bir e, maratondur. Bu sene yanlış hatırlamıyorsam 125. .'si düzenlendi. Yanlış saymıyorsam. Belki bir sene yıl olabilirim. Ben 123.sinde yarışmıştım. 123. kez düzenlenen koşuda. 2019 yılında. Orada 2.31'lik 31lik bir maraton süresiyle yaş grubunda yani şimdi masterlarda da bir yaş grubu kategorilendirmesi evet, vardır. Değil mi? Orada mesela 35'ten başlar. Beşerli gider. 35-39. Siz 39, bu kaç yaşındasınız? 51 yaşındayım ben. 51 yaş grubunda. 50, Şu anda 50-54'teyim mesela. 50-54'te Benim yaş grubum yani şey olarak, uluslararası standı var. İşte yani mailden gelen M55 yani M55 işte kadın atletler için de F55 diye geçer ya da F50 diye geçer. Hı. Mesela ben M50 şu anda. Yani bu ne demek? 50 ve 54 yaş aralığında olan master koşucuyu kasteder. Başına sadece cinsiyete göre F veya M gelir. M gelir. Bu şekilde ilerler. Ee, ben tabii o rekoru daha özlerim koşu yaptığımda e, 2019'da bir alt kategorideydim. 45-49 yaş grubundaydım. çünkü o zaman 48 yaşındaydım. E, orada e, yaklaşık e, 3-4 bin atlet sanırım o yaş grubunda olan atlet içinde 3. olmuştum ben, kürsü yapmıştım. Amerika'da. Ve yaklaşık o gün yine 45 bin finisher dediğimiz yani maratonu sağlıklı bir şekilde bitiren kişi arasında da 123. ya da 123. olmuştum. O da hatta güzel bir tesadüf olmuştu. 123. maratonda 123. Evet. olmuştum. Harika hoş bir tesadüf olmuştu. Çok keyifliydi o. Yani en unutamadığım maratonlardan biridir o. Çünkü çok keyifliydi Boston gibi yani maratonun kalbi bir şehirde koşmuş olmak. Çok güzeldi. Ertesi gün hatta şeyden davet aldım. Bu çok onur ediciydi. Ee, çok güzeldi. O zamanki halen kendisi aktif görevde bilmiyorum ama... bastığın Büyükelçimiz e, beni sağ olsun kabul etti. Ekibiyle beraber tebrik ettiler. Böyle keyifli bir gün geçirdik, ne sohbet kadar ettik. Güzeldi. Çok çok onur ediciydi. Beraber hatıra fotoğrafı çektirdik. Ee, orada şey güzeldi tabii. Yani güzellik e, Türkiye'nin adını e, ve e, İstanbul'un evet. adını... ...orada anons ettirmek güzeldi. Çünkü Müthiş orada bir, bir şey... ...ve düşün orada dünyanın e, yani... Atletizm anlamında, koşu anlamında, maraton anlamında e, platin seviyesinde ya da hani uluslararası popstar seviyesinde insanları vardı orada. Yani hem koşucu olarak hem camianın içinden yönetici olarak insanlar. Bu insanların içinde orada hani İstanbul'u telaffuz ettirmek, Türkiye'yi telaffuz ettirmek de bir çok keyifliydi. Yani Hiçbir şey. e, O harikaydı. E, yine unutamadığım e, maratonlarından biri yine Berlin Maratonu ki bu maraton 2019'da bu Boston'dan yaklaşık 6 ay sonra koştum. E, Boston Nisan'daydı. Berlin Maratonu 2019 Eylül'ündeydi. Ee, en son zaten e, ciddi olarak, yarışçı olarak koştuğum maratondu o. Çünkü ondan sonra küçük bir sakatlık, daha ciddi bir sakatlık geçirdim ama bazı yarışları kaçırmama sebep oldu o. Ee, oradaki derecem 2.30, 2.30.56 özür dilerim resmi kayıtlara göre. E, şu anda o yaş grubunun yani 45-49 yaş grubunun Türkiye rekoru olarak geçiyor şu anda. Mesela yani Atletizm Federasyonu resmi kayıtlarına göre yani Türkiye rekoru olarak işlenmiş durumda şu anda. Hala zaten, zaten o 2019'dan sonra küçük bir sakatlık verildi ama orada da pandemi oldu zaten. Yarışta pandemi oldu. Ihtiyar... Aslında bakmayın küçük bir dedim ama aslında hmm. e, şöyle yani aslında beni ciddi anlamda spordan uzak tutan bir sakatlık oldu. Hmm. Çünkü e, plantar fasit denen işte ayağımızın tabanında oluşan bir rahatsızlıktı. O koşmama uzun bir süre engel oldu. Çok o, süre onu te olsun. teşekkür ederim. Onun tedavi süreçleri oldu. Sonra tekrar tabii geriye dönmek için biraz zaman gerekti. Çünkü özellikle Uzun mesafe branşında birden ki birçok arkadaşımız bu hata yapıyor ki ben de belki bu hata yapmış olabilirim. Başladığı yerden özür dilerim bıraktığı yerden başlamayı deniyor ki bunun için bir süreç yönetimi gerekiyor yani hemen başlamak gerekiyor yani bıraktığınız yerden çünkü ister isterseniz arada geçen zamanda vücudun bir takım kayıpları söz konusu oluyor çok onları hakikaten. yerine koymak için daka bir sürece ihtiyaç söz konusu oluyor ve dediğiniz gibi pandeminin de kuşkusuz bir etkisi oldu birçok yarış iptal edildi. Hatta yeri geldi koşamaz olduk ormanlara giremez olduk ya da böyle izinlerle özel izinlerle koşar evet. olduk böyle antrenman yapar olduk. O süreçte bir zorluydu biraz maalesef. En azından hastalık sürecinize gelmesi evet, belki evet. sizin açınızda evet, avantaj evet. olmuştur. Çok, çok güzel bir noktaya değindiniz. Birçok arkadaşımın beni hatta böyle bana moral vermek için hani söylediği bir şeydi bu. Yani çok şanslısın bak ne güzel yani yarışlara gidemiyorum diye üzülme sakatım diye zaten şu anda yapılacak bir yarış yok diye de öyle bir şey olmuş. Tabii gönüllüsler de hiç olmasın o pandemi ama evet. hani... Yine de, de bu anlamda iyi bir şeydir. Harika. Peki e, Özkan Bey ben şunu merak ediyorum. Sizin gibi böyle yani şimdi sizi gören ya da sizin öykünüzü dinledikten sonra ya ben de aslında koşabilirim diyen Hı -hı. kişiler ilk olarak nereye başvurmalı ya da nereden başlamalı bu sürece? Bence e, öncelikli olarak e, mesela ben bir e, sporcu arkadaşımla çalışmaya başladığımda yani daha sonra benden antrenörlük desteği beklediğinde aslında e, bazı e, kendince e, sorularla e, bir çeşit böyle bir ön kontrol yapıyorum, bazı şeylerin bilgilerin ve verilerin kontrolünü yapıyorum ve bunlar için de mutlaka bu arkadaşımız, arkadaşlarımızın bazı sağlık kontrollerinin yapılmış olmasını talep ediyorum ya da e, o sonuçları varsa halihazırda istiyorum. Örneğin mutlaka bence bir e, EFOR EKG testinden geçmeli mesela sporcu adayı. E, mutlaka kan testi yaptırmalı, e, vücudunda eksik olan mineraller işte ya da işte kolesterol değerleri vesaire gibi bir takım değerlerin e, kontrolü yapılmalı e, bunlar önemli e, ve mutlaka bilinçli ve e, programlı bir şekilde e, ve gerçekten işin uzmanı tarafından e, yönlendirilerek yapmasını tavsiye ediyorum yani kulaktan az önce de söylediğim gibi hani kulaktan dolma bilgilerle çünkü çok maalesef e, doğru bilinen yanlışlar söz konusu e, kesinlikle bu konuda arkadaşlarımızı uyarmak isterim yani e, bir başkasının yaptığı antrenmanı dahi iyi mesela hani Aynısını yapmaya çalışmasınlar. Çünkü sonuçta şey gibi düşünün terzi gibi o kişiye özel yapılmıştır o antrenman ve düzen dizayn edilmiştir. Çünkü o kişinin o sporcunun ihtiyaçları farklı yönde olabilir. Yani sizin ihtiyacınız başkadır. Hani şey gibi benzetebiliriz bunu aslında belki. Hani aslında uzmanın alanına girmiyor ama hani bir diyet programı nasıl kişiye özel evet, kişiye diyet özel olur? olur? Yani çünkü herkese birebir uygulanması doğru değil. Onun gibi bir şey düşünebiliriz aslında. Mutlaka yani bu en önemlisi yani bu sağlık kontrollerini yaptırsından öncelikle ee, onun ardından da mutlaka gerçekten e, yani bu işi bilen bu işe e, işte meslek olarak edilmiş e, profesyonellerden destek almaya çalışmalarını tavsiye ederim. Yani çünkü e, aksi takdirde e, yaşanacak en önemli olumsuzluk sakatlık maalesef. çünkü evet, çok Ve anladım. kesinlikle e, çok e, hızlı başlamasınlar bir şeye. E, yani çok hızlı kilometrelerle çok hızlı mesafe, daha çok uzun mesafelerle, çok hızlı tempolarla, çok sık günlerle antrenmanlar yapmasınlar. Mutlaka belli bir adaptasyon süreci söz konusu gerekiyor. Bunun için bu süreyi kendilerine tanımaları gerekiyor. Evet. Peki bu sık antrenman demişken sizin bir antrenman gününüz nasıl geçiyor? Benim antrenman düzenim tabii ki şimdi yine bu tabii küçük ön uyarı yapmakta fayda var. Bu dediğim gibi benimle ilgili bir şey evet. ama dediğim gibi hani Örnek alınması e, çok doğru olmayabilir çünkü yeni başlayan bir arkadaşım için özellikle. Ama ben kendimi en azından nasıl yapıyorum derseniz, e, ben genellikle sabah koşucusuyum. Yani sabahı çok seviyorum koşmayı. Çünkü e, birkaç nedeni var tabii. İstanbul'da yaşıyoruz, e, yoğun bir şehirdeyiz. Trafik ve egzoz dumanları arasında belli bir saatten sonra koşmak çok zor ve imkansız hale geliyor. Dolayısıyla e, rahat koşabilmek için ve ben bir yol koşucusu olduğum için, asfaltta koşmam gerektiği için, sabah erken saatleri ta tercih ediyorum. Ee, yaklaşık yani genellikle benim günüm 4.30 5 arası başlıyor. Dört yani 4.30 5 arası kalkıyorum. Ee, yani en geç başladığım saat koşuya 5 çeyrek 5.30 falandır. Eee koşumu yapıyorum, normal antrenmanımı yapıyorum. Haftanın belli günleri de şeye gidiyorum. E, pist antrenmanlarım oluyor genellikle çünkü bazı antrenmanların özellikle temponun yüksek olduğu, e, yani hızın yüksek olduğu antrenmanların Piste yapmasını tavsiye ediyorum çünkü e, güvenlik nedeniyle. Evet. Çünkü yolda e, belli bir sürat yapamazsınız yani. çünkü önünüze bir e, araç çıkabilir işte motor çıkabilir işte bir ya da bir e, sokak hayvanı çıkabilir yani sizi zorlamak engellenebilir sokabilir. yani. Evet evet bloke olur ve sakatlığa da yol açabilir e, kazalara yol açabilir. O nedenle piste geçiriyorum e, haftanın iki gününü genellikle evet. mesela yarın piste olacağım, dün pistteydim, bugün yoldaydım. Haftanın iki günü günlerde pist antrenmanı yapıyorum. Sürate ve tempoya dayalı. Ee, diğer koşularım genellikle e, yolda e, dayanıklılığı arttırmaya yönelik oluyor. Ee, hafta sonlarının haftanın bir günü de biz bütün e, koşullar için klasiktir. Genellikle e, sıklıkla pazar günü yapılır. Pa, e, haftanın uzunu deriz ona. Haftanın en uzun mesafesini koşarız. İşte herkesin hedefine göre kimisi için o uzun 15 kilometredir, kimisi için 30 kilometredir ya da 35 kilometredir. Mesafe ve hedefe göre değişebilir. Örneğin maraton hazırlığı içinde olduğumda ben e, bolca 30-35 kilometreler yaptığım oluyor mesela. Harika. Peki hangi pisti kullanıyorsunuz İstanbul'da? E, İstanbul'da ağırlıklı olarak ben şey kullanıyorum. Ben e, küçük çekmecede oturuyorum. Bana en yakın e, alan e, şey e, Bayrampaşa'da Çetinleme Stadyumu var. Oranın pistini kullanıyorum. Genellikle oradayım ben. Bazı e, bazen araç denk gelirse şeye gidiyorum. E, olimpiyat e, stadyumunun yanında bir atletizm pisti var. Orada koştuğum oluyor. Çok ender karşıdaki Maltepe'deki pisti değerlendirdim ama çok ender yani. Çünkü çok uzak kodamına, kalıyor. Tabii, evet, evet. Aslında evet, orası da çok güzel ama evet, çok uzak evet, kaldığı evet, için evet, değil mi evet, O ki Ki bu arada yeni bir tesisimiz de yapıldı oraya. Belediye başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum Spor AŞ'e. Yeni bir tesis kazandılar Maltepe sahilde. Ee, henüz haberi olmayanlar arkadaşlarımız için de buradan bilgi paylaşmış olayım. Ya, harika. Hı? Maltepe sahilde. Maltepe sahilde evet. Bir tane pistimiz vardı zaten. Yani futbol sahasıyla birlikteydi. Burası tamamen atletizm pisti. Yani o işte track and field denen yani futbol oynanmayan sadece atletizm eee müsabakalarının, atletizm faaliyetlerinin yapılabileceği yani atmalar, atlamalar işte koşular bunların yapılabileceği e, müsaitliği veren bir yeni bir pist açıldı. Peki bu pistlerde buluşup e, antre, e, antrenmanlarda küçüklerle ya da size örnek alanlarla bir buluşma yapıyor musunuz? Aslında benim içimde e, <laughs> kanayan yaradır. E, şöyle yaradır. E, özellikle şimdi ben açıkçası yetişkinlerle çalışıyorum genellikle. Yani sporcularım genellikle böyle bir 25 ile 25 yaşında da sporcum var. Hatta 61 yaşında e, en genç sporcum var. E, kendisi Edremit'te yaşıyor. Eee en genç sporcum diyorum ona. E, çocuklarla çalışmak aslında e, hayallerimden biri, e, ideallerimden biri ama henüz bu fırsatı bulamadım açıkçası. Yani e, bunu e, bu daha doğrusu bu olanakları sağlayabileceğim bir çalışma alanı bulamadım. Ama bu benim planlarım ve ideallerim içinde var. E, bazen e, örneklerle şöyle karşılaşıyorum. Hatta küçük bir e, benim için üzücü bir örnek. Evet. Türkiye'de maalesef e, hani futbolu futbolu çok seviyoruz kesinlikle. Futbol dışılamaz. Bakın futbolu seven arkadaşlarımız kızmasınlar, gücenmesinler. E, ama futbol maalesef çok ağırlık kazandığı için atletizm bazen e, üvey evlat memalesi görebiliyor. E, Çetin Çetinmeç az önce bahsettiğim geçen yılda sanırım e, koşarken antrenman yaparken böyle e, 10-12 yaşlarında bir çocuk dikkatimi çekti böyle ve normal hani böyle çok da sportif bir kıyafet yoktu üzerine böyle hani al alada bir eşortmanla koşuyordu e, ama Çocuk her haliyle bana göre koşucuyum ben diyordu. Yani kol çekişi, işte beden dili, tekniği her şeyle mükemmel gözüküyordu. Çocuğu uygun bir şekilde durdurdum ve kendisine şey dedim. Hani işte yaşını ve niçin orada olduğunu sordum. İşte bir kaymakamlık yarışı var onun için biraz ilman yapmaya geldim dedi. Sonra dedim ki kendisine hani telefonumu verdim. dedim velin izin verirse yasal verin, izin verirse tabii ki onun izni gerekiyor çünkü küçük kardeşimiz. Hani ben seni hiçbir şey yapmadan, hani hiç karşılığı hiçbir şey beklemeden sadece hani ne derler atletizme kazandırmak için elimden geldiğince, dilim döndüğünce buraya geldiğim zamanlar seni çalıştırmayı gönüllü olarak istiyorum dedim. Ama tabii dedi, ailenin izin vermesi gerekiyor dedim. Tamam aileme sorayım dedi. E, i̇ki gün sonra tekrar karşılaştığımızda çocuk... E, kardeşimiz maalesef şey dedi, e, ben babama sordum, babam sen futbol oynadı. boş ver atletizm dedi. dedi. <laughs> İnanıyorum. Hani böyle çok üzüldüm gerçekten, İçimde böyle o şey kaldı böyle. Hani sanki böyle hani e, bir e, gelecekte çok iyi bir atlet olacak belki bir çocuğu, sanki böyle elimizin avcımızdan kaçırmış gibi hissettim. Aslında onun ailesine ulaşmak lazım, belki, mutlaka belki. aile o frekansı yakalayamadı. Mutlaka. Sizden haberi yok. E, yolda geçen herhangi biri olarak belki. Belki de, belki. Tabii şeyi aileyi Kuvvetli eleştirmiyorum. Ihtimal. Kesinlikle maalesef. Yani aslında aileleri de tabii eleştirmiyorum. Biraz da kültürel bir şey herhalde bu sanırım. Yani koşu kültürüne henüz daha çok şey değiliz, yakın değiliz bence. Bugün hala yani dışarıda koşarken mesela yani olumsuz böyle tuhaf tepkilere de karşılaştığımız oluyor maalesef. Yani yani niçin koşuyorsun? Yani neden ne gerek var? Yani gibi koşularla da tepkilere de karşılaşıyoruz. Maalesef hakaretlerle de karşılaşıyoruz. Yani, özellikle kadın arkadaşlarımız, kadın sporcularımız bazen çok zor durumlar evet, yaşayabiliyorlar. Evet, dediğiniz gibi bu daha e, da zor. Evet. E, Özellikle yarışlarda çok kornaların böyle araba kornalarının tepkilerini görüyoruz böyle. Çünkü trafiği kapatılmak zorunda olduğu için mecburen. Doğru. Ama işte dediğim gibi bu kültür meselesi. Ee, öyleyim ben bunu çok küçük bir örnekle aktarayım. Ee, Boston'a gittiğimde mesela Boston Maratonu dünyanın sayılı maratonlarından demiştim ya. Neden dünyanın sayılı maratonlarından olduğunu? Oraya gittiğimde bir hasta gözlemleme şansım şöyle oldu. Ee, Kaldığım, konakladığım evin önüne çıkıp şöyle bir 5 dakika telefonuma bakıp bir şey beklerken inanın o 5 dakika içinde yaklaşık 10 kişi geçti koşarak yani o kadar çok insan koşuyor ki adeta bütün şehir koşuyor. Kültür. Bu kültür. Yani zaten aslında bununla da alakalı bence. Bir şehirde koşan sayısı ne kadar çoksa o spor aktif olarak yapan o şehrin o sporla ilgili düzenlediği organizasyon çok daha popüler olabiliyor. Yani ben ona bağlıyorum mesela Boston maratonun o kadar gözde olmasını. Örneğin Tokyo maratonun o kadar gözde olmasını. Özellikle Japonlar mesela tam bir maraton çılgınıdırlar yani. Yani benim çok Japonya'da yaşamadım. Belki Japon arkadaşım ya da bildiğim bir bilgi yok ama en azından okuduklarıma göre yorumluyorum ya da sosyal medyadan öğrendiklerime göre. Yani o kadar çok seviyormuş ki maraton Japonya'da. Hani Arata bir maraton yayını olduğunda canlı yayını bir milli maç, futbol maçı varmış kadar insanlar böyle ne televizyonların başında kilitleniyormuş yani böyle aleta. Ee, tabi dedim ki bu kültürle alakalı bir şey. Umarım biz de tabi bu konuda yol aldığımızı düşünüyorum ben. Yani bundan 10 yani ben koşuya başladım sene işte 2013'teki gibi değil mutlaka. Şu anda koşuya bakış insanların, işte. bakışı insanların spora bakışı insanların Hatta bu arada hakkını yemeyelim yani çok güzel geri bildirimler de alıyorum mesela. Sabahın örneğin beşinde koşarken bir yanıma bir taksi yanaşıyor mesela. Bir şey söyleyecek zannediyorum. Abi diyor helal olsun seni takip ediyorum bayadır diyor. Bravo Ay, sana ne diyor. Güzel. Sabahın bu vaktinde diyor seni takdir ediyorum. Helal olsun diye bunu yapıyorsun diyor. Birçok kişi uyurken diyor de bu güzel örnekler de var ya bunları da söylemeden olmaz. Bir de olmaz. geçmişinizi bilse belki kalkıma da koşacak değil belki mi? De, belki de, belki de. Hakikaten <laughs> bu de. çok değerli, yani çok önemli bir noktaya vurgu yaptınız aslında Türkiye'de e, böyle hepimizin yaptığı bir spor yok ya da işte bay bayan herkesin özellikle yaptığı örnek aldığı işte bak küçüklerde hani geleneksel hale gelmiş sporumuz yok bir futbol var o Hı -hı. da sadece Hı -hı. erkekler arasında Hı -hı. zaten. Ki o atletizm de... bana göre e, şey e, sadece aslında koşu değil belki işte atlamalar, atmalar olsun. E, Sonuçta şey aslında birçok sporun bence temeli, temeli atası sayılan mi? aslında. Çünkü o spor dallarda dallarında iyi olduğunuzda hani jimnastik gibi bence. Yani jimnastikten sonra bence en önemli temellerden bir atletizm. Bu bu iki temel spordan birinde iyi olduğunuz vakit bence başka bir ileride kariyerinize başka bir spor dalıyla devam etmeye karar verdiğinizde mutlaka onun olumlu yanlarını yapmış olduğunuz sporda görürsünüz diye düşünüyorum. Örneğin bir futbolcuysanız, sprinter sprint ter olarak başladıysanız 100 metreci olarak Belki iyi bir kanat oyuncusu olabilirsiniz gibi mesela işte topla çok daha fazla seyir olabilirsiniz bu yani sürat gösterebilirsiniz, çabukluğu gösterebilirsiniz gibi. Tabii mutlaka olumlu bir etkisi olacaktır Hı. çünkü beden o kadar alışıyor yani spora Hı. alışıyor bir kere Hı. beden evet, her şeyden öndense. Ama işte özellikle çocukluk yaşlarında e, bu sporlara Hı. yani yönlendirilmiyoruz ya da e, yönlendirmiyoruz. Maalesef yani. aslında e, hatta şeydir e, benim çok sevdiğim bir şeydir hani çok da duyduğumuz bir şeydir. E, Bugün bir parkta gezinirken dışarıda özellikle park diyorum çünkü çocuklara çok yoğun görebileceğiniz yer. Sizce en çok duyduğunuz kelime bir veli tarafından nedir mesela? Fikriniz var mı? Evet, dur çocuğum, yapma çocuğum. Koşma, çocuğum. Koşma çocuğum. Koşma çocuğumdur evet. Çünkü ben de bir anne olarak eşim <laughs> bana çok güzel Çocukları rahat bırak diyor. <laughs> tabii tabii. Şey tabii şey işte işin şaka bir ama tabii Yok, şeyde. Yok doğru ama e, yani özür e, engelliyoruz. Sürekli. Tabii tabii şeyde mesela tabii ki trafik için yani örneğin şimdi bir araçların yoğun olduğu bölgede ya da işte tehlikeli yani trafik açısından risk doğuracak bir bölgede. tabii ki bunu tavsi tavsiye etmiyoruz ama ben e, hatta bir yine başka bir e, spor konu röportajında öyle demiştim. E, şey demiştim yani son olarak benden ilettiklerinde lütfen çocuklarınıza koşma çocuğum, koşma evladım demeyin diye. Ay de. hakikaten <laughs> Şu an siz söyleyince fark ettim. <gülüyor> <gülüyor> Doğru ya. Hatta, koşma, koşma, koşma. Tek yani, dediğimiz şey. Çünkü şey aslında bence tabii çok yani benim çok sonuçta ben bir e, psikolog ya da bir uzman değilim ama yani şey sonuçta hani ister istemez bilinçaltına olumsuz tespit mesaj gönderiyoruz. Ama. gerçekten tespit çok doğru. Yani değil o ilgili algıları muhtemelen muhtemelen kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Mutlaka. Çünkü çocuk muhtemelen şey yapıyor bilinçaltında yani koşmak bana zarar verebilecek bir şey diye düşünebiliyor ki aslında birçok görüşün aksine koşunun çok birçok şeye faydası var. Kardiyovasküler sistem olsun, kas iskelet sistemi olsun. Misal eee birçok kişi için mesela şeyler, mesela daha genel e, yanlış bilinen e, doğrulardan özür dilerim doğru bilinen yanlışlardan işte koşma dizilerine zararlı işte kireçlenme yol açar romatizma falan aslında yapılan bir araştırmada e, bir deneysel çalışma yapmıştı tam kaynağını şu anda hatırlayamıyorum ama yani araştırmam lazım linkine bakmam lazım e, hatırladım aklımda da söylüyorum işte diyelim 30 kişilik bir grup bu grubun içinde e, bir kısmının yani bunlar kireçlenme problemi yaşayan insanlar ve belli bir yaşın üzerinde insanlar 40 yaşın üzerinde kadın erkek karışık Bunlara bir kısmına denes olarak koşması tavsiye ediliyor, bir kısmının pasif kalması tavsiye ediliyor ve belli bir süre sonunda, o süre şimdi hatırlamıyorum ama diyelim ki iki yıl, iki yıl sonunda tekrar baktıklarında aktif olan grupta kireçlenme belirtilerinin tamamen bazılarına sıfırlandığını, bazılarına tamam yani çok ciddi şekilde azaldığını görüyorlar, iyileşme olduğunu görüyorlar. Müthiş bir şey. Evet evet yani aslında hareketli olmak gerekiyor yani koşunun aslında hani bazı açılardan zarar verdiği de dair bazı bilgiler var ama bu kesinlikle doğru değil. Aslında koşu tek başına kendisi zarar vermiyor. Koşarken e, yapılan bazı yanlışlıklar o sakatlıkları doğurabilir. Örneğin az önce verdiğim örnek gibi yani hazır olmadan, yani yeterince güçlü olmadan örneğin ya da esnek olmadan işte çok ciddi yüklemeler yapmak mesela. Hani kaldıramayacağınız bir ağırlığı kaldırmaya çalışmak gibi. Yani nasıl kaslarınızı zorlarsınız veya tendonlarınızı yırtma riskiniz var. Bunun gibi düşünün. Yani bu açıdan e, zararları söz konusu olabilir olursa eğer. Ay çok güzel. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok fazla kireçlenme vakası da var. Yani he, ben hmm. çok duyuyorum. Belli hmm. bir yaş sonrası, bayanlarda hmm. da erkeklerde diz sorunu oluyor mesela hmm. dediğiniz hmm. gibi. Ama koşmuyoruz ki. Yani, yani kimse ha, koşmuyor doğru, ha, evet. doğru. Yani yani daha sonra hani çok belki koşmak da olmasa da en azından hareket içinde hareket. kalınmalı. Ben mesela hep bunu savunuyorum. Yani tabii ki herkes koşamayabilir. Belki anatomisi ona uygun değildir işte. Ee, belki başka bir engeli vardır ama yürünebilir, hareket en edebilir. En hareket. Mesela ben bankada çalıştığım, beyaz yakalı çalıştığım dönemde bankadaki arkadaşlarım için bilmiyorum seyreden var mı şu anda. E, mutlaka gülümseceklerdir, tebessüm edeceklerdir. Ben e, şöyle hatırlanırım, merdivenleri kullanan adam olarak hatırlanırım yani. Asansöre çok enderdir yani böyle çok acil bir şeyin varsa, dört katlı binaydı binamız. Yani her gün en az 4-5 kere fazladan iner çıkardım bu arada. Şöyle yapardım hani e, sigara içen arkadaşlarımla sigara molasına çıkar. Hatta ben sigara içmediğim için sigara molası hakkımı yürüyüşten yana kullanırdım. Mesela 2-3 defa aşağıya iner çıkardım hareket olsun diye. Aa, ne yani kadar güzel. Hatta, Seviyor musunuz hareketsiz hareketi seviyorum evet hareketi. Yani ben e, diyorum ya belki işte buradan geliyor benim o, o aerobik altyapı dediğim altyapım. E, çok yürürdüm ben gençliğimde işte çocukluğumda mesela üniversite yıllarında ben hatırlıyorum üniversite arkadaşlarımla Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nde okumuştum. Beyazıt'tan e, Taksim'e çok yürüdüğümüzü hatırlıyorum. Yürüyerek gittiğimizi. Yani Ortaköy'e yürüyerek gittiğimizi çok hatırlıyorum. Sırf yürüyüş. Evet sırf yürüyüş olsun diye Belki bunların mi? yani bu hareketin belki mutlaka faydasını görmüşümdür. Yani o nedenle hani mutlaka bütün e, yaş gruplarına e, tabii ki bir takım sağlık e, kriterlerine işte. Yani az önce bahsettiğim kalp damar işte Fure gibi testlere, kan testlerine dikkat etmek koşuluyla. E, bir şekilde hareket içinde kalmalarını tavsiye ediyorum sağlıklı yaşam için. Yani herkes yarışçı olmak zorunda değil. Herkes hani... Kürsüye çıkmak zorunda değil. ben hani açısı her şey herkesin bir şekilde bu hareketin içinde olmasını tavsiye ediyorum. Evet, çok güzel. Gerçekten e, Özkan Bey hikayeniz çok çarpıcı, çok motive hı. edici. Umarız gençler buradan kendilerine düşen payı almışlardır. Hı hı. E, ben gerçekten kendi adıma çok şaşırdım. Teşekkür yani ederim. Hikayeniz çok etkileyici. Belli 20 yıllık bir beyaz yakalılıktan sonra gelişen bu büyük evet. başarı. Hakikaten hı hı. çıktığınız yolda e, umarız daha da büyük başarılar elde Teşekkür edersiniz. Çünkü Türkiye'nin adını Boston'da duyurmak, İstanbul'un adını Boston'da anons ettirmek gerçekten e, herkese nasip olmaz. Hı hı. E, bu anlamda Teşekkür gerçekten biz de Türkiye adına İstanbul adına teşekkür ediyoruz size. Çok sağ olun ben teşekkür ederim. Üniversite TV ailesi olarak da bugün bize katıldığınız ve bu değerli bilgileri gençlerimizle paylaştığınız için çok çok teşekkür evet, ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun beni konuk ettiğiniz için sizin nezdinizde tüm Üniversite TV ailesine çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Keşke biraz daha zamanımız olsa biraz daha konuşsak diyorum ama inşallah başka programlarda detaylandıralım. Her zaman. Siz davet edin yeter ki ben Aa, Her <laughs> zaman. Kesinlikle çünkü böyle güzel hikayelere ihtiyacımız var. <laughs> Harekete ederim. ihtiyacımız var. Her şeyden teşekkür önemlisi. Ederim. O zaman bugünlük sporla programını burada noktalandırıyorum. Çok Değerli güzel. izleyenlerimiz sporla programını bugün burada noktalandırıyoruz. Güzel bir keyifli program oldu. Sayın Özkan Yüksel bizlerle birlikteydi. Master atlet aynı zamanda antrenör kendisine de ulaşmak isterseniz sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Bu alana gönül vermek isteyen arkadaşlarımız mutlaka çıkacaktır. Özkan Beyli o alanla da sosyal medyalardan da iletişime geçebilirsiniz. Programımızda da YouTube kanalında tekrar izlemek isterseniz yüklenecektir. Oradan da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz. Bugünlük o zaman sporla programının sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.